Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza çok özel bir konukla başlayacağız. Sınırlarını keşfeden, motosiklet üzerinde dünyayı dolaşan bir isim. Asil Özbay ile beraberiz. Take me home to the place. Dünyanın en ünlü yollarından biri. Transfăgărășan, Romanya'nın Karpat Dağları'nda asfalt bir dağ yoludur. Ulusal yollar listesinde ise ilk sıralarda yer alır. Portofino, dünyanın en meşhur kasabalarından biridir. Kuzeybatı İtalya'da masalları andıran bir yer görüyoruz. Sevgili seyirciler, bugün çok özel bir konuğum var. İsmine çok yakışan birisi. Sınırları zorlayıp sınırlarını keşfeden bir isim. Asil Özbay bizlerle beraber. Zaten motosiklet tutkunları onu yakından tanıyor. O güzel yol hikayelerini sosyal medyada bizlerle paylaşıyor. Ben de kendisini yakından takip ediyorum. Harika görsellerle bizlerle berabersin. Asil, hoş geldin programımıza. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Aynı sektörde olup yıllarca aynen. Evet, hep beklediğim buluşmalardan bir tanesiydi. Bir sürü yerde karşılaştık evet. Ama bugün evet. Sohbet etmek benim için de çok önemli ve özel oldu. Öncelikle şunu merak ediyorum. Neden motosikleti tercih ettin? Nasıl böyle bir eğilim oluştu? Motosiklet gördüğüm an hayatımın sonuna kadar hikayemin içinde olacağını düşündüğüm bir şeydi. Böyle o kadar taşkın ki duygularım. Böyle tek tek kelimelerle ifade etmem çok zor. Tutku. Benim için motosiklet ilk gördüğüm andan şu zamana kadar hatta her binişimde tamamen tutku. Aşk gibi. Şimdi gezmek aslına bakarsan biliyorsun insanın doğasında var. Gezmek, keşfetmek, yeni yerler görmek, öğrenmek bütün bunlar bir bütün. Bunu yelkenliyle dünya turu olarak yapanlar var. Bisikletle dolaşanlar var. Otomobili atlayarak giderek gidenler var. Sen bunu motosikletle yapmayı düşündün ve hayata geçirdin. Peki zor olmadı mı? Neden motosikleti burada tercih ettin? Evet bir tutku kabul ediyorum. Ama motosikletle bu işi yapmak nasıl bir duygu, neler yaşatıyor insana? Yıllardır dünyayı dolaşıyorum aslında. Yani 18'li yaşlarımdan itibaren sırt çantasını alıp işte farklı programlar deneyip yurt dışında yaşayıp bir gencin yapabileceği bütün yurt dışı programlarını deneyimledim. Ama fakat motosiklet girdiği anda başka bir şey oldu. Bu gezmek, görmekten çok iletişim kurmak oldu benim için. Sosyalleşmemi arttırdı. Benim için insanlar çok öncelik. Kültürleri tanımak. Motosikleti park ettiğim an bu Avrupa bile olsa ki Asya'da daha fazla etkisini görüyorum. Bir kafeye park ettiğim an hemen tanışmak için insanlar geliyor. Biz bir kahve içip o yerliyle sohbet edebiliyorum. Bana çok farklı bir alan yaratıyor aslında motosiklet. Evet, senin son seyahatlerindeki paylaşımları gördüm. Orada inanılmaz bir şey yapmışsın. Çok hoşuma gitti. Çocuklarla iletişime geçip onlara balondan motosikletler hediye ettin. Bu fikir nereden doğdu? Şöyle, yaklaşık bir sene Afrika kıta yolculuğum vardı. Yine motosikletle tek başıma yaptığım yolculuk. Bazen motivasyonum çok düştüğü anlar oluyordu. Ve beni o yolculuğa tekrar adapte eden şey bir temas, sevgi, birini mutlu etmek. Ve bu çocuklarda en çok geri dönüşünü anında alabiliyorsun. Bu yüzden ne verebilirim dediğimde, bir şeker vermek çok sağlıklı olamayabiliyor. Bir oyuncak taşımak hafif olmayabiliyor. Sonra balon taşıyayım dedim. Sosis balonlar taşıdım. Pompam var yanımda. Onlardan Afrika motifleri, işte zürafa yapıyordum. Kedi, köpek, kuğu falan yaptım artık böyle. Sonra dedim ki ben niye motosiklet yapamayayım? İnternette artık teknoloji öyle ilerledi ki biz hayal ettiğimiz her şeyi zaten birileri yapmış ve aktarmış oluyor. Baka baka motosiklet yapmaya başladım. Yolculuklarımda da mola verdiğim yerlerde sosis balonlardan figürler yapıp çocuklara hediye ediyorum. Orada hem de onlar da bana gülümsemeleriyle yakıt vermiş oluyorlar aslında molalarımda. O yüzden böyle bir ritüelim var. Evet, senin insanlarla temasın gerçekten hani takdire şayan. Hatta bir hikayende de yine yurt dışında yaşayan bir Türk'le karşılaştım. Bir traktör kullanıyordu, yol kapalıydı. O hikayeyi senden dinleyelim mi? Ben detaya girmeyeyim. GPS takip ediyorum yurt dışındaki rotalarda. Gerçi İstanbul'da bile GPS'le gitmem gerekiyor. Romanya'ya geçmek üzereydim. Yol tamamen kapalı. Ama böyle öyle bir kavramsal bir şey yarattı ki ben de. Oturup böyle durup o yola bakmak istedim. Kapanmış güzel bir asfalt yol. Hayatla ilgili, hayatta da bir şeyler kapanabiliyor ya, yollar kapalı, neler yapılabilir derken birisi traktör yanıma yanaştı. Plakamı gördü, aa Türk müsünüz dedi. Evet, aa sen Türk müsün dedi. Çetin diye bir çocuk çıktı, bir genç çıktı.
Sonra onun hikayesini dinlemek istedim. Benim için aslında yolculuklardan beklentim, tarih elbette ki çok değerli ama özellikle başkentlerden ziyade bu köylerden geçmekten hoşlanma sebebi daha fazla hikaye biriktiriyorum. İnsanlar da daha açık oluyor anlatmaya ve dinlemeye. Çetin'le o şekilde tanıştık. Türkiye'de okumuş, aşçılık okumuş ve kendini geliştirmek istemiş ve tarım ekonomisi okumak istemiş ve Bulgaristan'a gelmiş. Çok az bütçelerle gerçekleştirdiği bir hayali ve part-time çalışmaya başlamış. Ve şu an bitirmek üzere, yüksek lisansını yapmak istiyor. Arabasını almış, Balkanları geziyor. Yani bana şunu öğretti, tam da o kapalı yola baktığımdaki düşündüğüm şey, koşullar ne olursa olsun, sen ne istediğini bildiğinde o yolları da açıyorsun aslında bir şekilde. Çetin bana tekrar hatırlattı. Evet, aslında sınırını keşfetmek insanın kendisine has kesinlikle bir şey. Kesinlikle. Koşullar değil, bizim içimizden taşması gereken bir şey aslında. Keşfetme arzusu. Şimdi bu kadar güzel yer gördün, bu kadar güzel hikaye anı biriktirdin. Tabii ki bunları kaleme de aldın. Biraz istersen kitaptan da bahsedelim. Bir kitap daha yolda diye biliyorum. Onları da senden dinleyelim mi? Kitlelerle buluşmak, topluluklarla buluşmak beni çok motive ediyor. Kitap bu anlamda bana bambaşka bir etkileşim yarattı. Artık böyle okurlarım var diyebiliyorum. Aktarmayı çok seviyorum. Keşfetmek güzel ama keşfettiğimi bir an önce, hatta bazen ne kadar hızlı montajlıyorsun falan diyorlar. O kadar yüksek ki motivasyon. 5 saat uğraşıp bir an önce servis etmek istiyorum. Günü gününe hatta. Dijital bir günlük gibi benim için sosyal medya. Bu anlamda anın içinde, rutinin dışında adını verdiğim ilk kitabımdı. Orada daha çok insan hikayeleri, hani gittiğinizde nerelere gidebilirsiniz değil de yolda nelerle karşılaşıyoruz. Çünkü herkes bana şunu söylüyor, özellikle tek başıma yolculuk yaptığım için. Ya başına bir şey gelirse, ya lastiğim patlarsa, her zaman şunu söylüyorum. Ya başıma çok güzel bir şey gelirse, ya çok güzel bir insanla tanışırsam. Ve gerçekten de yollar bir şekilde, nasıl olduğunu bilmiyorum ama hep yağdan sonra hep güzel şeyler. Ya çok rastlantılar karşıma çıkıyor yolculuklarda. Onun büyüsüne inanıyorum. Uzaklaşmanın ve gitmenin. Ya dedin ya, benim aklıma da hemen bakım geldi. Biz yıllardır otomotivle uğraştığımız için. Şimdi evet, motosiklet bakımları direkt değil mi? Oraya kesinlikle direkt oraya bir çağrışım yaptı. Şimdi sen uzun kilometreler yapıyorsun ve motosikletteki kilometreler de otomobil kadar uzun değil aslında. Dolayısıyla her bakım döneminde, her yağ değişiminde, belki lastiğin bittiğinde bu işleri nasıl hallediyorsun? Aracın, yani motosikletinin, devamlı kullandığın kendi motosikletinin bakımlarını sen mi yapıyorsun? Bu mekanik bilgiyi nasıl öğrendin? Türkiye'deysen servis tabii ki. Ama uzun yolculuklarda, özellikle yurt dışındaysam ne zaman, nerede bakım yapacağımı kestiremeyebiliyorum. O yüzden öğrenmek zorundaydım. Afrika'da özellikle değil. Servis, yani bir traktörcünün servisini kullanarak değiştirdiğim yerler oldu. Kendim değiştirdim. Zaman zaman kendim de değiştiriyorum. Yağı değiştirebiliyorsun. Tabii, peki lastikle ilgili bir problem yaşadın mı? Patladığında onardın mı hiç? Şöyle, yanımda özellikle iç lastik varsa, iç lastikli bir motosikletse bu. İki tane levye taşıyorum. İç lastiğimi taşıyorum. Önlemimi alıyorum. Nasıl yapılacağını biliyorum ama her zaman bir yerlerde yardım eden insanlar çıkıyor. Biz hep birlikte bir ekip çalışması, tanımadığım insanlardan oluşan bir ekiple yollarda çözüm üretiyorum. Her şeyin bir çözüm olduğuna da inanıyorum. Evet, Castrol seninle, Power 1'le. Peki herhangi bir sıkıntı yaşıyor musun? Nasıl, performansından memnun musun? Açıkçası hayatım motosikletin üzerinde geçiyor. Motosikletin üzerinde yaşıyor diyebilirim. Bazen bana kaç kilometre yaptığımı soruyorlar. Hatta ne kadar yürüdün bu hayatta deseler, onu daha kolay söylerim. Çünkü kar, kış hiç motosikletim üzerinden inmiyorum. Yaklaşık 20 senedir. Özellikle Castrol tercih etmemin sebeplerinden öncelikli olanı, dünyanın neresine gidersem gideyim en hızlı şekilde erişebildiğim ürünlerden bir tanesi. Ve yolda ekipmanlar bizi koruyan, işte kask, mont, bot ve ürünler eşittir hayatta kalmak demek benim için. Bu yüzden en kaliteli ürünleri kullanmak zorundayım. En kaliteli ekipmanları giymek zorundayım. Bu yüzden öncelikli tercihim kaliteli olması, erişilebilir olması. Dünyanın her yerinde. Evet, tüm ürünlerine güveniyorsun. Buradan onu anladım. Şimdi önümüzde de bir Trans-Anatolia var. Aslında Türkiye'nin Dakar'ı diyebiliriz. Oldukça zorlu ama bir o kadar da keyifli. Bu sene seni Trans-Anatolia'da göreceğiz. Castrol de aynı zamanda Trans-Anatolia'nın sponsoru ve biliyorsun motosiklet kategorisine de ismini veriyor. Aynı zamanda da her gün bir amatör yarışçıya günün rookiesi diye kupa verilecek bu yarışta.
hani motivasyon adına, o da sporu desteklemek adına çok güzel bir destek sağlıyor marka olarak Castrol. Sen neler yapmayı planlıyorsun ve neden Transanatolia'ya girmeyi düşündün? Sen zaten birçok yeri aslında gezdin, gördün. Şimdi bu biraz böyle kompetisyon içinde olan bir yarış türü. O mu cezbetti seni? Ne cezbetti burada? Hayattaki motto anın içinde, rutinin dışında olmak. Benim için artık motosikletin üzerinde olmak ve keşfetmek ve kıtalar arası yolculuk yapmak rutin olmaya başladı ve yalnız seyahat ediyorum. Bir ekip içinde, farklı bir dinamiğin içinde ve ortak tutkuları olan insanlarla birlikte benim için ilk kez böyle bir etkinliğin ve hikayenin içinde olacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Cumhuriyet'in tam 100. yılında bu kadar güzel planlanmış bir rota Samsun'dan start alacak. Bir hafta sürecek ve İzmir'de finish görecek. Burada motosiklet sürücüleri olacak, otomobil sürücüleri olacak. Tabii ki 4x4'ler, hani bildiğimiz otomobil deyince sokaktaki otomobiller aklınıza gelmesin. 4x4'ler otomobil kategorisinde giriyor. Orada birçok ünlü ismi göreceğiz. Asil Özbay da orada olacak. Eğer Samsun'daysanız ve bu rota üzerinde yer alan illerdeyseniz benim size tavsiyem kamp alanlarına, start noktalarına, finish noktalarına giderek hem yarışanları görebilirsiniz, hem o heyecanı görebilirsiniz, hem o Transanatolia duygusunu da tadabilirsiniz. Tabii ki orada bir sürü etkinlik de olacak. Onlar da artık sürpriz olsun. Şimdi söylemeyelim. Ben de yarışta olacağım. Orada da görüşeceğiz. Asil, son olarak motosikletle ilgili söylemek istediğin nedir insanlara? Eskiden bu motosiklet tehlikeli, şeytan icadı, işte ne bileyim sadece işi olan kuryelerin kullandığı bir araçken, günümüzde beyaz yakalılarında diyeyim, artık sadece zenginlerin de değil, her kesimden insanın kullanabildiği, kendine göre bir modelde erişebildiği bir araç haline geldi. Ama sen nasıl tanımlarsın, günümüzde nasıl bir yer ediniyor motosiklet? Şöyle bir geçmişe de baktığımda 20 yıllık süreçte ve tam da merkezinde o gözlemleyen biri olarak şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda algı olumlu yönde gitmeye başladı. Ekipman kullanımının artmasıyla da çok fark ediyorum. Çünkü otomobil sürücüleri ekipman kullanan bir motorcuyu gördüğünde daha saygılı davranıyorlar. Yani çok nadirdir benim az ekipmanla, hani hiç ekipmansız değil ama bazen böyle hani bir parçayı unutuyorsun mesela ve direkt otomobil sürücüsünün tavrı bile değişiyor sana. Yani sen kendi canına kıymet verdiğinde, saygı duyduğunda başkası da sana saygı duyuyor. O yüzden biz bilinçlenmeye başladığımız için trafik de bize karşı daha da olumlu yönde ilerliyor diye gözlemliyorum ben. Peki bir kadın sürücü olarak nasıl kendini konumlandırıyorsun? Şimdi bu konuya girdim ama sakın yanlış anlaşılmasın. Elbette ki her yerde kadın erkek eşitliği var. Ama topluma baktığımızda tabii ki birçok alanda kadınlar mücadele etmek zorunda. Bazı yerleşik algılar var. Bunları da kırmaya çalışıyorsunuz. Biz de bunları elimizden geldiği kadar destekliyoruz. İşte o yüzden soruyorum bu soruyu. Bir kadın motosiklet kullanıcısı bugün Türk toplumunda nerede? Ben kendi hikayeme baktığımda motosikletin beni özgürleştirdiğine her seferinde şahit oldum. Mesela bir kadın olarak Türkiye'nin her yerinde gece saat 3'te bir kadının dışarı çıkması zorken bana motosiklet gecenin içinden geceyi yarıp geçme fırsatı verdi. Bence kadın erkek demeden bisiklet de aynı şekilde. Yine araçların hani otomobil de benzerdir ama motosiklet de başka bir bağlılık var. Sen onu bıraktığında duramıyor. Daha eşlikçin gibi hissediyorsun. İlişki kurduğun bir mekanikin ötesinde bir şey gibi hissediyorsun. Ben bir gün içine birçok şey sığdırabiliyorum motosikletle. Bazen nasıl yetişiyorsun diyorlar birçok şeye. Motosikletin ben hakkını ödeyemem. Ne söylesem az kalır. Çok kolaylaştırıyor yaşamımı. Evet, trafikten kurtuluyorsun. Park sorunu yok. Buraya da inanılmaz şekilde tam zamanında geldi. Tam noktaya ve bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdik. Biz sıcakta daha fazla tutmayalım kendisini. Buradan da yetişeceği yerler var çünkü biliyorum. Çok yoğun bir programı var. Bize vakit ayırdı. Yurt dışına gidecek, Transanatolia'ya katılacak. Bir sürü işleri var. Kendisini sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Çok güzel paylaşımları var bu arada. Keyif alacağınıza eminim. Görseller harika, yazılar harika, oradaki insanlara dokunuşlar harika. Ben çok sıkı bir takipçisiyim. Bütün paylaşımlarını görüyorum. Beğeniyorum hepsini ve yenilerini de bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sektöre yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için ve başarılarının devamını diliyoruz. Castrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sizlerin sorduğu sorulara Serdar Bostancı ile beraber cevap vermeye devam ediyoruz.
Bu haftaki soruyla yorum karışımı bir yazı geldi bize. Onu ileteyim. Hypeking 57 takma adıyla yollamış. Soru şu: eski yarış otomobilleri tam performansında kullanmak için nelere dikkat edilmelidir diyor, ama bir de güzel yorum yapmış Serdar abi. Çok hoşuma gitti. Serdar Bostancı'nın dahil olduğu jenerasyonun sürücülerinin altın jenerasyon sürücülerine öncülük ettiğini düşünmekteyim. Örneğin Keiichi Tsuchiya, Serdar Bostancı, Etem Genim gibi. Kendisi bu konu hakkında ne düşünmektedir acaba diyor. Bu arada Keiichi Tsuchiya Serdar Bostancı ile benzer jenerasyondan gelmektedir diyor. Bunu anlamadım ama yani örnekler de çok ilginç, hiç aklıma gelmezdi. Yani bu tabii, çok teşekkür ederim. Çok gurur verici, çok hoş, çok güzel bir benzetme. Ben kendime Türkiye'deki, özellikle Türkiye'deki rally tarihinin, motor sporları tarihinin her bölümüne dahil görüyorum. Yani bu konuda mütevazi olmayacağım. 1968'de Türkiye'de yapılan ilk resmi rallyde ben 10 yaşında bir seyirci çocuktum. 10 yaşında çocuktum. Rally'yi başından sonuna seyrettim. İşte o zaman, o dönem rahmetli Renç Koçu, Beydemir Bükeyler, işte Ali Sipahiler, Ayhan Tokyaylar, Lemit Ancalar'ın olduğu bir dönemdi. Bugün de geleceğin şampiyon genç pilotlarını 18 yaşında, 20 yaşında pilotlara eğitmenlik yapıyoruz. O pilotları yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani 50 seneden bahsediyoruz. Bu 50 senenin içerisinde hem yurt içi hem yurt dışı, o zaman işte baktığımız zaman işte Vallegard'lar, Ari Vatanen'ler falan, onlar bizim abilerimiz, babalarımız noktasındaydı. Şimdi de yeni genç pilotlara bakıyoruz. Aslında 50 sene, ama 50 senenin bir öncesindeki jenerasyonu koyarsak onu bir 60 sene olarak görmek lazım. Bugün yetiştirdiğimiz pilotların başarılı olacağı seneleri de bir 10 senede öyle koyacak olursak, ileriye bakarak 10 senede koyarsak, aslında bir 70 seneden bahsediyoruz. Çok mutluluk verici bir tablo benim için. Hayatta da en çok övündüğüm taraf aslında. Evet, işin teknik tarafına, teknik soruya gelelim. Şimdi orası da eski rally otomobilleri. Yani eski otomobiller o kadar geniş bir kavram ki şu anda benim için, Murat, yani mesela 1960... sen en iz bırakanlarından bize örnek versen, böyle yarış tarihi senin için en mutlu olduğun, en keyif aldığın otomobiller hangileriydi? Onları nasıl kullanabilirsin? Nelere dikkat etmelisin bugün? Çünkü bugün çok değişti teknoloji. Yani zaten beni en çok mutlu eden de hayatında da, sen düşündüğün zaman eminim herkesin hayatında da bir odak noktası, bir orta nokta vardır. Uç noktalardan daha sıyrılan, daha az teferruatlı. Yani tabii bu noktada benim için Sierra Cosworth'lerin, Escort Cosworth'lerin olduğu dönemdir. Çünkü yani ben Anadolu jenerasyonuyla başladım bu işe. İşte daha sonra MK1, MK2 Escort'lar hep işte atmosferik benzinli motorlu arkadan itiş araçlardı. Sonra jenerasyon değişti. Dört tekerlekten çekişli otomobillere döndü, rally otomobili ve turbo beslemelilere döndü. Dedim ki o dönemde de bir tek bende değil, bütün dünyada da iz bırakan Sierra Cosworth ve Escort Cosworth'ler dönemidir. Ondan sonra senin de bildiğin gibi vereceler dönemi. İşte aktif transmisyonlar, bambaşka sistemler, tamamen elektroniğin, yani biz Sierra Cosworth, Escort Cosworth'te neredeyse elektronik yoktu. Bir tek bir motoru besleyen ECU vardı. O da mekaniğe son derece yakındı. Arkadaşımız bunların nasıl kullanılması, bunların nasıl idare edilmesi nelere gerekiyor diyor da, bence vallahi, herhalde en az onlara dikkat edilmesi gerekiyor değil mi? Yani bir yerde öyle, ama ya aslında çok klişe, hep konuştuğumuz şeylere dönmemiz lazım. Periyodik bakımlarının ve yapılması gereken bütün bakımlarının zamanında yapılması, doğru malzemelerin kullanılması, işte önce doğru yağın, doğru yakıtın. Çünkü burada mesela kurşunlu kurşunsuz yakıt noktası var. O dönemde kurşunlu yakıt kullanılıyordu. Kurşunlu yakıt kullanılan araçlara şu an motor içindeki değişiklikleri yapmadan kurşunsuz yakıt kullandığınız zaman motor kurşunsuz yakıttan ne yazık ki zarar görüyor. O yakıtların kullanılması, kurşun içeren bir takım katkılar var. Yani belki motorda o değişiklikleri yapamıyorsanız kurşunlu benzin
bulamıyorsanız da o katıkları kullanarak yakıtı beslemeniz. Çünkü kurşun havayı kirleten zararlı bir faktör olmakla birlikte motor için faydalıdır. Yağlama özelliği olan ve motorun oktanını en güzel şekilde yakıtı ağırlaştırarak, biliyorsun kurşun yani oltada bile kullanılır ağırlık olsun diye ağır bir metaldir. Onun haricinde de yine yapmaları gereken önemli şeylerden biri, artık bugün bulmak çok zorlaşsa bile bir parça değiştirmeleri gerektiği zaman orijinal parçaları bulmaya çalışmaları. Çünkü bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Ufacık bir yani V kayışının bile kalitesini taktığınız zaman, bir subap yayının, bir contanın bile kalitesini taktığınız zaman aracınız bunlardan zarar görebilir. Bu üç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Serdar abi çok gerilere gittim vallahi, bir nostalji böyle şey gibi dinledim, hani huşu içinde derler ya, öyle dinledim. Çok güzel günlerdi, çok keyifli günlerdi. Hakikaten de motor sporlarında çok önemli bir mihenk taşı oldun ve 70 seneyi dediğin gibi kapsayan bir dönemi tanıklık ediyorsun, içindesin, önderlik ediyorsun. Bu da çok güzel bir şey bizler için. Şaka maka da biz de 20 senedir de programda beraberiz. Hani bu 70 seneye bakarsak, bir 10 sene daha devam edersek beraber, öyle düşüneyim, bir 30 sene İnşallah. Program. İnşallah. Evet, 1000, evet. 2000 falan diye herhalde yavaş yavaş gideceğiz seninle beraber. Evet, Serdar Bostancı'ya teşekkür ediyoruz bu güzel anlatımları için. Önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen sorularla beraber olacağız. Teknik sorularınızı da bekliyoruz. Otomobillerle ilgili merak ettiğiniz soruları bizlere sosyal mecralardan, her yerden ulaşabilirsiniz diyoruz ve bu bölümü noktalıyoruz. Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde TEAT Başkanı Berkan Bayram bizlerle beraber. Çok yakın bir tarihte haftaya bir sürüş etkinliği yapılacak. Burada neler olacak? Elektrikli araçlar artı hibrit araçlar olacak. Biliyorsunuz elektrikli araçlar hayatımıza artık daha yoğun bir şekilde girdi. Bu konuları konuşacağız Berkan'la. Hoş geldin Berkan programımıza. Şimdi öncelikle bu sürüş haftası kaçıncı senesi? Bilmeyenler için böyle biraz anlatalım. Neler var, neler sunuyorsun? Kimler buraya katılabiliyor? Fuarın, daha doğrusu bu sürüş haftasının katılımcıları kimler? Yani ziyaretçiler geldiğinde kimleri görecek? Evet, bu dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz bu sene. Bu sene ayrıca bir ilk olarak, farklı bir lokasyon olarak Yenikapı'dayız. Dolayısıyla daha merkezi, evet. Erişimi kolay. Evet, kesinlikle bütün ulaşım hatlarının ortak noktası, metro, metrobüsü, Marmaray ve otoyol üzerinde de çok rahatlıkla gelinebilecek bir rahat bir alan. Ve burası ücretsiz bir etkinliğimiz yine. Yani katılımcılar ücretsiz olarak gelebilir. Burada ne görecekler? Burada elektrikli araçları, hibrit araçları, bir iki markada sürprizimiz var. Örneğin lansman anlamında da olabilir. İlk lansman bizim etkinlikte olabilir. Şarj istasyonları, enerji depolama, yani güneş paneliyle elektrik üretip şarj istasyonuyla elektrikli otomobilinizi şarj edebilme yöntemleriniz. Bu yöntemlerin hepsini elektrikli ve hibrit araçlar sürüş haftasında görebilirler. 9-10 Eylül. Yenikapı'dayız. Herkesi bekliyoruz açıkçası. Evet, o zaman şöyle söyleyelim hemen. Elektrikli araç almayı düşünenler ve elektrikli araç kullananlar için ideal bir fuar olacak. İdeal bir sürüş haftası olacak. Hem orada araçları deneyimleyeceksiniz, hem de araçlarınızla ilgili daha verimli, daha iyi nasıl kullanabilirsiniz, bu bilgileri ve bunlara ait parçaları, aksesuarları da orada görebileceksiniz. Dördüncüsü gerçekten inanılmaz. İlk başladığı dönemi hatırlıyorum. Böyle emekleme dönemiydi. Şimdi koşmaya doğru gidiyor. Çünkü sektör çok fazla gelişti Berkan. Aynen. Kaç marka seninle birlikte olacak bu sürüş haftasında? Etkinliğin güzel tarafı da o aslında. O gelişim seviyesini görebiliyoruz. İlk etkinliğimizi 2019 yılında Kemerburgaz'da ufak bir alanda yapmıştık. Ve çok heyecan verici bir etkinlikti açıkçası. O tarihte 7 marka bizimle birlikteydi. Hı hı. Elektrikli otomobil markası, zaten 2 tane elektrikli otomobil markası vardı o tarihlerden, çok yoktu. Ama bu sene geldiğimiz itibariyle şu anda 30'a yakın elektrikli otomobil markası ve 40'a yakın da modeliyle pazarda temsil ediyor. Bu tabii ki sadece elektrikli otomobil tarafı. Bir de bunun hibrit otomobil tarafı var. Dolayısıyla hem elektrikli hem hibrit otomobilleri bir lokasyonda, daha geniş bir alanda ve daha geniş bir yelpazede tüm ziyaretçiler görebilecek. Farklılıkları görebilecekler, teknolojiyi görebilecekler. En önemlisi kullanabilecekler.
Yani bizim etkinliğinin en önemli esprisi şu. Türkiye'de ilk kez yapılan tüketici deneyim odaklı bir açık hava etkinliği. Ehliyet sahibi herkes gelip orada bir otomobil belirleyip veya birden fazla otomobil belirleyip onu oluşturduğumuz pist içerisinde kullanabilecek. Dolayısıyla otomobiller arasındaki farkı da görebilecek. Yani hızlanma, yavaşlama, slalom, fren, teknoloji içerisindeki barındırdıkları hepsini birebir dokunarak rahatlıkla görebilecek etkinlikte. Peki bu etkinliğe geldiler, bir kayıt yaptırdılar istedikleri, ilgilendikleri modelle ilgili diyelim. Orada deneyimlediler. Bugüne kadar sana hatta sadece bu sürüş etkinliğiyle değil de genel olarak en çok soru ne hakkında geliyor? Tabii ki marka model arasındaki kıyaslar geliyor. Yani işte Berkan Bey şöyle bir şey düşünüyoruz ama böyle de bir şey var. Bu mu tercih edelim, bunu mu tercih edelim? Böyle sorular çok fazla geliyor. Bunun haricinde tabii şarjla alakalı sorular çok fazla geliyor. Yani elektrikli otomobilin şarj tarafındaki bilinmeyen noktalar var. İşte evimde nasıl şarj ederim, yolda nasıl şarj ederim? İşte şu anda örneğin şarj tarafına bakacak olursak 133 tane lisans sahibi şarj firması var Türkiye'de. Hepsini... Parti temsilcilerimize ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın kazasız belasız ilerlemesini Rabbimden niyaz ediyorum ve sizlere hayırlı günler diliyorum. Evet. Hadi bakalım alalım. Abi kürsüyü siz alın abi. Ben şunu alayım. Motosiklet fark etmedi. Çok rahat kullandım. Dolayısıyla o düşük denilen kilometreler bile günlük hayatta bizim işimizi görüyor. Ama şu soru çok önemli hakikaten. Bir aracınız var. Dışarıda eğer şarj edecekseniz, ofisinizde veya iş yerinizde yoksa, evinizde yoksa şarj imkanı, nereye ve nerelere gidebileceksiniz? Bu 133 diyorsun bugünkü rakam. Bu rakam artabilir bu arada. Dolayısıyla hangisine yetişeceğiz? Burada bizim anlaştığımız firma var, diğer tarafta yok. Orada nasıl şarj edeceğiz? Bu konuyu bir açıklarsan sevineceğim. Abi şimdi şöyle, aslında bir baştan girelim konuya. Biraz da bilgi seviyemizin belli bir seviyede olduğunu düşünerek hareket edeceğim. Elektrikli otomobil almak isteyen bir kişinin bakacağı en önemli nokta şu olacak şarj tarafında. Bu elektrikli otomobilim benim şarj gücü ne kadar? Şimdi iki farklı yöntemle şarj ediyoruz. Bir AC dediğimiz normal şarj. Bir de DC dediğimiz hızlı şarj. Bir direkt de kablosuz akıllı şarj var, onu düşünmüyorum. AC şarj gücü nedir? DC şarj gücü nedir? Önce bunu öğreneceğiz. Elektrikli otomobili satın aldınız. Aldığım otomobilin bu teknik verisi ne diye bakacağız. İşte AC de 11 kW. O zaman diyeceğiz ki eviniz müsaitse ben evimin şarj gücünü 11 kW'a arttırırsam yeterli olur. 11 kW klasik standart bir elektrikli otomobil için yaklaşık 8-9 saat sürer. Yani akşamdan şarja taktınız, sabaha kadar evinizin bahçesinde araç hazır olacak demektir şarj noktasında. DC tarafı, DC şarj gücü ne? DC şarj gücü ortalama şu anda elektrikli otomobilde 110 ile 180 kW arasında değişiyor. Şimdi benim aracım eğer 180 kW DC şarj gücünü destekleyebiliyorsa, ben otoban üzerine çıktığım zaman hızlı şarj noktalarına arayış içerisine girdiğimde maksimum 180 kW'lık şarj istasyonları benim işimi görür diyecek. Neden? Çünkü örneğin 350 kW üniteler de var, 250 kW üniteler de var. Oraya gitse bile fark etmeyecek çünkü elektrikli otomobilin alacağı kapasite 180. Dolayısıyla aracın kapasitesi belirleyici burada. Aynen öyle. Aracın şarj gücü kapasitesi senin gittiğin şarj istasyonunda alabileceğin enerji seviyesini gösteriyor. 180 kW'sa DC'de maksimum 180 alacak. Dolayısıyla bir tüketici elektrikli otomobil satın almaya gittiği zaman şarj konusundaki soruların çözümünü bulabilmek adına iki noktaya dikkat edecek. Bir, AC taraftaki şarj gücüm ne? İki, DC taraftaki şarj gücüm ne? Bu noktadan sonra zaten o kadar kolaylaşacak ki konu. Bu sefer cep telefonu gibi her gün bu programlamayı yapabilecek. Diyecek ki ben bugün şu an 110 kilometre bir yola gideceğim. Aracım zaten 400 kilometre menzile sahip. Rahat rahat giderim. Ama ne olur ne olmaz diye rota üzerinde şarj noktalarını belirleyecek. Şu an dediğimiz gibi 133 tane şarj lisans sahibi olan firma var.
Bunların hepsi minimum 50'şer tane şarj noktasını Türkiye'ye kurmak üzere. Fakat şu anki şarj ağımız zaten elektrikli otomobil sayısını da destekliyor. Yani seviye hemen hemen aynı. İlk 7 ay itibariyle Türkiye'de yaklaşık 17.500 civarında elektrikli otomobil satıldı. Türkiye'de şu anda zaten 6.500'ün üzerinde şarj noktası var. Dolayısıyla elektrikli otomobilleri destekleyebiliyor şu anda şarj ünitesi sayısı. Ama artması lazım. Yıl sonuna kadar Türkiye'de şarj ağının 20 bin adete çıkması gerekiyor. Yoksa biraz sıra olacak. Peki soru şu. A firması ile anlaşman var, kartın var dışarıda şarj yapıyorsan ama önünde B firması var. Bu durumda ne yapacaksın ve o sırada da bataryan iyice azaldı. Diğer firmalardan da faydalanabiliyor musun bir elektrikli araç kullanıcısı olarak? Evet, EPDK'nın zaten yürürlüğe koyduğu mevzuat gereği bir şarj istasyonundan herhangi bir elektrikli otomobil kullanıcısı faydalanabilir. Bu kanunen şart. Dolayısıyla herhangi bir şarj ünitesine gittiğiniz zaman o şarj ünitesi tabii ki halka açık bir lokasyondaysa elektrikli otomobil markanız, modelinizin önemi yok. O şarj hizmetini alacaksınız, almak zorunda ve o hizmeti vermek zorunda firma. Ben ona üye değilim. Ne yapacağız? Evet, bu konu çok önemli. O zaman işte şarj istasyonunun başında o markanın telefon uygulamasını indireceğiz. Aplikasyon üzerinden kredi kart tanımlamamızı yapacağız ve üyelik sistemimizi başlatacağız. Bundan sonraki adım şu olacak aslında. Önümüzdeki 5-6 yıllık seviye içerisinde bu üyelik de gerekmeyecek. Anlık olarak şarj edip anlık olarak istasyon üzerindeki QR kodu okutup ve tanımlı olan kredi kartından hesaba para gidecek. Bu sistem çok hızlılaşacak yakın zamanda. Şu anda üye olup kredi kartı üzerinden tanımlama gerekiyor. Evet, 133 tane üyelik gerekiyor şu anda cep telefonunuzda. 133 farklı İstasyona gidiyorsan evet o zaman aynen yapacaksın öyle. Ya da sık gittiklerini telefona indireceksin. Tabii şu anda kolaylaştıracak. Aynen sık gidilen zaten 5-6 tane markamız var. Bu 5-6 marka zaten şu an Türkiye'deki şarj ağının %80'ini kapsıyor. Evet. Dolayısıyla diğer markalar da tabii yaygınlığını belki yoğunluk haritasına göre veya rota haritasına göre Türkiye'nin farklı konumlarında yer alabilirler. O zaman onlar da avantajlı duruma geçecektir. Şimdi Berkan şöyle bir şey var. Elektrikli otomobilleri, hibritleri de çok seviyor biliyorum. Ve onları böyle çok ciddi savunuyor. O yüzden biz zaman zaman aramızda tartışıyoruz. Şimdi Berkan şunu kabul ediyor musun? Bu yeni bir, yani eskiye dayalı ama yeni bir teknoloji. Hayatımızda bu kadar yoğun yer alması itibariyle buna insanlar adapte olmaya çalışıyor. Beklenilen hızda değil belki biraz daha hızlı gelişiyor. Dolayısıyla hep bir sorunla karşılaşıyoruz, soruna çözüm buluyoruz. Sorunla karşılaşıyoruz, çözüm buluyoruz. Bu böyle ilerliyor değil mi? Aynen. Yani çok güzel bir pembe tablo insanları beklemiyor aslında. Yani elektrikli otomobili aldım, harika bir hayat yaşayacağım değil. Aslında şu anda tam o noktanın böyle bir eşiğindeyiz. Yani bugünden öncekiler hep bir test, deneme ve deneme yanılma süreci, hataları düzeltme süreciyle geçti. Bundan sonraki sürecimiz, evet gerçek anlamda bir elektrikli otomobilin hissiyatını, hazını, verimliliğini, teknolojisini kullanabileceğim ve bunu gerçekten hayatıma adapte edebileceğim bir noktaya doğru çok hızlı gidiyoruz. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim abi. Elektrikli otomobil bugüne kadar hep konvansiyonel otomobillerden daha ağırdı. Örneğin elektrikli otomobilde ağırlık çok handikaptır. Kesinlikle. Yani verimliliği düşürür, tüketimi artırır. Menzili azaltıyor. Menzili düşürür. Fakat öyle bir noktaya geldik ki artık elektrikli otomobiller şu an konvansiyonel otomobillerle aynı ağırlığa sahipler. Anlatabiliyor muyum? Yani artık konvansiyonel taraf şuradaydı, elektrikli otomobil buradaydı. Seviye şu anda artık eşitlenmeye başlandı. Çok yaklaştı. Ortalama 2 tondur elektrikli otomobilin ağırlığı. Fakat şu anda 1.7 tona kadar düştü. Dünyada en çok satılan elektrikli otomobil markasının modeli şu anda 1.650 kilogram gibi bir rakam. Ve onunla 400 kilometre gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık konvansiyonel taraftaki bütün avantajları elektrikli otomobil kendi avantajına çevirmeye başladı. Yani bu noktadan sonra ne bekliyoruz? Bu noktadan sonra elektrikli otomobil biraz daha alınabilir maliyetli olmasını bekliyoruz. Tabii ki cep telefonu gibi şarj noktalarına ulaşılabilir hale gelmesini bekliyoruz.
Bunları da açtıktan sonra ki bu da zaten 2-3 yıllık bir süreçtir abi. Onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla beklemeyeceğiz. Yani gerçekten dünya trendi bu noktaya doğru gidiyor. Bakma yani biraz böyle komplo teorileri falan da konuşuluyor etrafta ama her zaman yeni teknolojilere, yenilikçiliğe karşı süreklilik gelen yani geçmişten gelen iş yapış şekilleri hep bir çatışma olmuştur. Neden? Çünkü yenilikçilik hep hazırdaki sektörü biraz daha böyle iteklemeye, zorlamaya yöneliktir. Yenilikçidir çünkü. Ve süre gelen sektörde gelir kaybı, işte ticaret kaybı, marka değerinin düşmesi veya prestij kaybı gibi sebeplerden dolayı bu yenilikçiliği hep zorlar. Ama artık öyle bir aşamaya geldik ki fosil yakıtların artık sürdürülebilir bir tarafı kalmadı. Sıkıntı burada. Sürdürülebilir bir tarafı kalmayınca ne oldu? Elektrikli otomobiller cazip hale gelmeye başladı. Şimdi başka derin bir konuya girmek üzereyiz. İstersen oraya girmeyelim. Çünkü zorlar. Bu sefer hemen seyircilerimizden yani beni takip edenler hemen yazıyor. Ne zaman bir elektrikli araç tanısam? İyi tamam ama bu sıfır emisyon da o elektrik nasıl üretiliyor? Karbon emisyonları, üretim aşaması, hangi fabrika, hangi baraj, hangi şey falan çok tepki geliyor. Bunun datalarını sonra başka bir bölümde anlatalım. Bu gerçekten önemli. Elektriği de sıfır emisyon üretmiyorsan eğer o zaman içten yanmalı motorlardan çok fazla farkı kalmıyor. Biz artık otomotiv sektöründe şunu konuşuyoruz biliyorsun. Otomobilin üretim aşaması ister elektrikli ister içten yanmalı hiç fark etmiyor. Üretim aşamasında sıfır emisyona gidiyoruz. Aracın nakliyesi, boyası, ham maddesi, o parçanın üretimi bütün bunlarda sıfır emisyona doğru gidiyoruz. Dolayısıyla elektrikli araç da bunun en büyük parçası. Ama çok önemli bir söz var. Artık öyle bir noktaya geldik ki diyor markalar. Hani bugün ya bırak elektrikli aracı vazgeçtik içten yanmalıyla devam et derseniz diyor geri dönemeyiz. Çünkü bütün yatırımlar o yönde yapıldı. Artık otomotivin geleceği evet elektrikli araçlar bir de otonom sürüş konuşuyoruz. Otonomla elektrikli sürüş çok uyuşuyor, çok örtüşüyor. Dijitalleşme çok örtüşüyor. Bunları da böyle ilerleyen bölümlerde seninle konuşalım istiyorum. Tabii. Teknolojiyle elektrikli araçlar çok hem yakıştı hem de iyi çalışıyor. Bunlar işin başka bir boyutu. Tek bir boyuttan o yüzden bakmamak lazım. Kesinlikle, kesinlikle aynen. Evet, katılıyorum. Berkan Bayram'a teşekkür ediyorum. Haftaya çok güzel bir sürüş etkinliği var Yeni Kapı'da. Unutmayın, onun bir kez daha altını çizeyim. Ücretsiz girişler, gidin merak ettiğiniz marka model ne varsa yakından inceleyin. Elektrikli aracınız varsa nasıl şarj edeceksiniz, alternatif çözümler ne ona bakın. Benim en önemli tavsiyem şu, elektrikli aracınız varsa dışarıda şarj etmeyi düşünmeyin. Evinize veya iş yerinize nasıl bir istasyon kurabilirim? O duvar tipi istasyonlardan kurabilirim. Bunun çarelerine bakın. Maliyetler çok düşüyor. Dolayısıyla ekonomik, çevreci, sessiz, huzurlu, performanslı, güzel araçlar bizleri bekliyor değil mi Bayram? Kesinlikle katılıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Berkan bu konuda çok çalışıyor biliyorum. Uzun zamandır da bir sürü yerde toplantılara gidiyor, geliyor. Şu anda da işte bu dördüncüsünü gerçekleştirecekler. Berkan'ı orada da görebilirsiniz. Sorularınızı kendisine de sorabilirsiniz. Bu bölümün sonuna geldik bu keyifli sohbetle. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.